Merhaba. Bu video ses kaydında Theta Healing tekniği ile his yüklemeleri yapılacaktır. Bazı insanlar hayatları boyunca bazı hisleri hiç deneyimlemeden, hiç yaşamadan ömürlerini geçirebiliyorlar. Belki doğdukları an yaşadıkları travmalar veya ailesinde yaşamadığı duygulardan dolayı hiç tanıyamadıkları hisler olabiliyor. Bazı duyguları, bazı hisleri hiç deneyimlememiş olabiliyorlar. Bazı hisleri tanımadan onları hayatınıza çekmeniz mümkün değildir. Örneğin neşeli olmanın nasıl bir his olduğunu bilmiyorsanız, siz neşeli olduğunuzu sandığınız an aslında kırıcı olabilirsiniz. Veya neşeli olduğunuzu düşündüğünüz bir an dışarıdan hüzünlü görünüyor olabilirsiniz. Çünkü neşeli olmanın nasıl bir his olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bize bunların nasıl hissedildiğinin yaratıcı tarafından gösterilmesi gerekir. Bizi yaradan tarafından bu hislerin bize gösterilmesi gerekir. Tabii ki bu herkes için geçerli değildir. Bazı insanlarda neşe duygusu vardır, bazı insanlarda coşku duygusu vardır, bazı insanlarda her ikisi vardır. Ancak bazı insanlar sevmenin, sevilmenin nasıl bir his olduğunu bilmedikleri için sevdiğini söylerken aslında sevgiyi gösterememektedir. Örnek vermek gerekirse bazen bazı anneler çocuklarını çok sevdiklerini ama bunu gösteremediklerini söylerler. Çünkü sevmenin nasıl hissedildiğini ve nasıl hissettirdiğini bilmediklerinden dolayı bilmedikleri bir şeyi karşı tarafa vermeleri de mümkün değildir. Siz karpuz yemenin tadı nasıldır bilmiyorsanız karşı tarafa karpuzun ne kadar lezzetli olduğunu tarif edemezsiniz. Bu sebeple his yüklemeleri çok önemlidir. Bu hisleri deneyimlemeniz çok önemlidir. Deneyimlemek için de bu hisleri öğrenmeniz, tanımlamanız gerekmektedir. Az önce verdiğim örnekteki gibi karpuzun lezzetini anlatabilmeniz için, ki zaten karpuzun lezzetini yemeyen bir insana anlatmak da mümkün değildir. Ama sizin o tadı biliyor olmanız gerekir. O tadı bilmek işte bu his yüklemeleriyle gerçekleşir. Size karpuz yedirmek gibi bir şeydir his yüklemeleri. Ve his çalışmalarıyla meydana gelen değişikliklerin hızı hayranlık vericidir. Öğrenmesi bir ömür boyu sürecek şeyleri birkaç saniyede sorulan sorulara evet demekle kendinize yüklemiş oluyorsunuz. Saniyeler içinde sevilmenin, onurlandırılmanın, kutsanmanın, saygı duyulmanın nasıl hissedildiğini ruhunuz öğrenebilir. Başta da söylediğim gibi bu çalışmada sevmek, sevilmek, saygı duyulmak, insanları oldukları gibi sevmek, içinde sevgi olan hislerin yüklemesini yapacağım. Tek tek hislerin yüklenip yüklenmemesiyle ilgili soru soracağım ve boşluklar vereceğim. Bu boşluklarda bu hissin size yüklenmesini istiyorsanız sadece evet demeniz yeterlidir. Bu çalışmayı rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam konsantre olmanız çok önemlidir. Araç kullanırken veya dikkat gerektiren bir iş yaparken bu çalışmayı yapmayınız. Videonun sonunda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinizi rahat hissettiğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz ortamı sağladıysanız uzanın veya oturun. Oturarak yapmanız tavsiye edilir. Gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alın. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Tekrar derin bir nefes al. Aldığın nefesin sonsuz sevgi kaynağından bedenine girdiğini, bütün bedenini şifalandırdığını,
oksijenin bütün hücrelerini dolaştığını imgele ve yavaşça ver. Bir derin nefes daha al. O oksijen bütün bedenine, saç diplerinden ayak parmaklarına kadar ulaşsın. Ve şimdi yavaşça aldığın nefesi ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Bütün düşünceni, konsantreni bedenine ver ve ayak tabanlarından kendi köklerinin çıkıp dünyanın merkezine indiğini imgele. Ayak tabanlarından köklerin dünyanın merkezine ilerliyor. Ve tıpkı bir ağacın gövdesine su çektiği gibi o kökler dünyanın merkezinden muhteşem bir enerjiyi senin bedenine doğru çekip ayak tabanlarından bedenine giriyor. Bacaklarından yukarıya doğru ilerliyor. Kök çakranı, kırmızı renkli kök çakranı, sonra turuncu renkli sakral çakranı, sonra sarı renkli solar plexus çakranı ve sonra kalp çakranı ve boğaz çakranı. Üçüncü göz bölgesindeki çakranı ve tepe çakranı geçiyor. Bütün çakralarını şifalandırarak taç çakrana kadar ulaşan bu enerji tependen çıkıyor. Ve bir enerji küre görüyorsun şu anda. O enerji kürenin içerisine gir. Ve şimdi bu enerji küreyle beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Uzay boşluğunda bir yolculuğa çıkıyoruz. Yıldızları görüyorsun. Ayı görüyorsun. Diğer gezegenleri görüyorsun. Karanlıktan aydınlık bir alana geçiyorsun. Ve tekrar karanlık bölgeye geliyorsun. O enerji kürenin içerisinde uzay yolculuğunu tamamlayacaksın. Yıldızlar hiç bu kadar parlak, hiç bu kadar muhteşem görünmemişti. Onları hiç bu kadar yakından görmemiştin. Karşında beyaz bir ışık var ve sen o ışığın içerisinden geçiyorsun o küreyle. Ve tekrar karanlıktaki yıldızların arasındasın. İlerliyorsun, bütün gezegenleri görüyorsun. Ve tekrar beyaz bir ışık görüyorsun. Ve onun içinden geçiyorsun, tünel gibi. Sanki bir tünel gibi onların içinden geçiyorsun. Ve tekrar uzay boşluğunda yıldızların arasındasın. Gezegenlerin arasındasın. O yıldızların bu kadar çok olduğunu daha önce hiç fark etmemiştin. Şu an sanki onlara elinle dokunabilecek, bir ağaçtan meyve toplayacak gibi, o yıldızları toplayabilecek gibi hissediyorsun ve yakınsın. Tekrar aydınlık bir ışık görüyorsun, bir tünel ve oradan geçiyorsun. Tekrar karanlık uzay boşluğundasın. Tekrar aydınlık bir tünelden geçiyorsun ve tekrar uzay boşluğundasın. Ve şimdi yasaların olduğu jölemsi bir madde, bir kıvam olan bir yerden geçiyorsun.
geçtiğin tünel gibi yer, jöle kıvamında. Ve şimdi incimsi yanar döner beyaz bir ışığa, varoluşun 7. seviyesine geldin. Var olan her şeyin yaratıcısına bağlandın. Şimdi Yaradan'ın huzurunda, Yaradan'ın izniyle soracağım sorulara evet demeniz yeterlidir. Yaradan'ın sevgi tanımını bilmek ister misin? Arkadaşın olan bir erkeği veya kadını sevmenin nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Arkadaşın olan bir erkeği veya kadını nasıl seveceğini bilmek ister misin? Yaradan'ın sevgi perspektifini bilmek ister misin? Arkadaşın olan bir erkeği veya kadını sevmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Anne sevgisi tanımını var olan her şeyin yaratıcısı aracılığıyla anlamak ister misin? Anne sevgisine sahip olmanın nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Yaratıcının baba sevgisi tanımını anlamak ister misin? Baba sevgisine sahip olmanın nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Günlük hayatını anne sevgisiyle nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Günlük hayatını baba sevgisiyle nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Anne sevgisi almanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Baba sevgisi almanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Yaradan'ın anne sevgisi perspektifini bilmek ister misin? Yaradan'ın baba sevgisi perspektifini bilmek ister misin? Yaradan'ın insanları oldukları gibi sevme tanımını anlamak ister misin? İnsanları oldukları gibi sevmenin nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? İnsanları oldukları gibi sevmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Günlük hayatını nasıl sevgiyle yaşayacağını bilmek ister misin? İnsanları nasıl oldukları gibi seveceğini bilmek ister misin? Yaradan'ın sevgi perspektifini anlamak ister misin? Arkadaşın tarafından ne zaman sevildiğini
bilmek ister misin? Günlük hayatını arkadaşın tarafından sevilerek nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Yaradan'ın arkadaşın tarafından sevilme tanımını anlamak ister misin? Arkadaşın tarafından sevilmenin nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Arkadaşın tarafından nasıl sevildiğini bilmek ister misin? Arkadaşın tarafından sevilmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Yaratıcının arkadaşın tarafından sevilme perspektifini anlamak ister misin? Yaradan'ın sevilebilir olma perspektifini bilmek ister misin? Sevilebilir nasıl olunur bilmek ister misin? Sevilebilir olmanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Yaradan'ın sevilebilir olma tanımını anlamak ister misin? Sevilebilir olmanın nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Yaradan'ın saygı tanımını bilmek ister misin? Saygı duymanın ve duyulmanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Ailem ve arkadaşlarım tarafından saygı duyulmanın nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Ailen ve arkadaşların tarafından nasıl saygı duyulacağını bilmek ister misin? Ailen ve arkadaşların tarafından saygı duyulmanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Kendin ve başkaları için saygı duymanın nasıl hissedildiğini anlamak ister misin? Kendine ve başkalarına nasıl saygı duyulacağını bilmek ister misin? Günlük hayatını her şeye saygı duyarak nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Tüm canlılara saygı duymanın ve onlar tarafından saygı duyulmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Şimdi 7. seviyeye gelmiş olduğun o enerji küresiyle beraber geldiğin yoldan tekrar taç çakrana kadar yavaş yavaş geri dönmeni istiyorum. Bunun için sana zaman vereceğim.
o enerji topuyla taç çakrana kadar geldiysen eğer, ellerini kaldır ve o enerji topuyla birlikte kendini al ve kalbinin üzerine o enerji topunu koy ve bastır. Kendinle beraber o enerjiyi de içine al. İçinde şu anda sevmenin, sevilmenin, saygı duymanın ve saygı duyulmanın nasıl bir his olduğunu bilen bir sen var. Bundan sonra sevmek, sevilmek, saygı duymak ve saygı duyulmak adına yepyeni bir sen oluşturduk. Mucizeler her daim sizinle olsun. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Hoşça kalın.